Sevgili seyirciler, Ceviz Kabuğu özel programından hepinize mutlu bir cumartesi, mutlu bir akşam diliyoruz. Son derece gergin geçen bir seçim atmosferinin hem de oy kullanılacak sürecin hem de arifesinde Ceviz Kabuğu özel programında son derece birbirinden önemli konuklarla Türkiye gündeminin yakın tarihindeki önemli dönemeçler, belki de o süreçteki kritik seçimlerle ilgili biraz farklı bir boyutta sizlere sunacağımız Ceviz Kabuğu formatıyla karşınızdayız. Hemen ben size konuklarımızı tanıtmak istiyorum. Gazeteci, yazar abimiz, ustamız Hulki Cevizoğlu, elbette ki Ceviz Kabuğu isminin markasının yaratıcısı, televizyoncu. Çok yakında da yine yeni şapkalarıyla, değil mi, akademik hayatınızda bir yandan devam ediyor. O da bizim için bir örnek. Hoş geldiniz, iyi akşamlar diyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar sevgili Can. Bu arada çok koşturdunuz. Onun arasında hele bizi kırmayıp böyle bir programda da bizi, hepimizi bir arada getirdiğiniz için ayrıca çok çok teşekkür ederim. Akademik şapkayı takabilecek miyiz bilmiyorum. Çünkü bu tam finaller. Ben doktoraya başladım da bu sene. Öyle tam mi? final sınavları seçim dönemine denk geldi. Ama elimden gelen her şeyi yine bu arada yapabildim. Şunu söyleyebilirim. Yıllar önce ben master yaparken muhabirdim. O zaman Başbakan Turgut Özal'dı. Bütün gazeteciler gibi işte Özal'ı takip ederken onun seçim dönemine denk geliyordu. Benim tez yazacağım zamanlarda işte Ankara Üniversitesi'ndeydim. Ankara dışına seyahatler oluyordu. Kastamonu'ya, Ağrı'ya, oraya. Biz muhabir olarak onu takip ederken ödevleri yapamıyorduk ama onu da iyi derecede vermiştim. Herhalde şimdi doktora çalışmalarını da yapacağız iyi derecede. Biz şimdiden başarılar diliyoruz size. Seçim dönemlerine denk geliyor bu akademik çalışmalar. Enteresan. Enteresan. Ve yine hem tarihçi hem gazeteci ustalarımızdan bir diğeri Sayın Orhan Karaveli bu akşam bizleri kırmadı ki herhalde az önce sizlere sunduğum başlığı Türkiye'de en iyi anlatabilecek isimlerden biriydi. Bu cumartesinde bize ayırdı. Sayın Karaveli hoş geldiniz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmayıp yayınımıza katıldınız. Ve Ulusal Kanal televizyonumuzun genel yayın yönetmeni sevgili Yener Güneş de sağ olsun bu akşam programımızda yer aldı. Sevgili Yener Güneş hoş geldin stüdyomuza. Hoş İyi akşamlar biliyoruz. Sevgili seyirciler, Ceviz Kabuğu programına elbette ki her hafta olduğu gibi 0212 251 5090'dan ulusal yazıp bir boşluk bırakarak 3929'a mesajınızı ileterek ve elbette ki Twitter'da hashtag'imiz yine Ceviz Kabuğu, onun üzerinden de soru, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. ulusal@ulusalkanal.com.tr ya da program@ulusalkanal.com.tr arkadaşlarım bunu altyazıyla da sizlere duyuracaklar. Bu iletişim kanalları aracılığıyla da bize ulaşabilirsiniz. Ben yine hemen ilk sözü Ülke Usta'mıza vermek istiyorum. Tabi Ceviz Kabuğu yıllar süren bir format. Kaç seçim gördü desem ya da kaç seçimi etkiledi desem, hani yakın tarihten söz açılmışken. Yaşla ilgili bir şey konuşmasak. Peki. Her zaman çok genç hissediyoruz kendimizi. Mutlaka. Ama şunu söyleyeyim. Bu seçim döneminde yaptığımız Ceviz Kabuklarında tabii koşuştururken bilgisayar önümüzde olmuyordu. Bilgisayarı bile özlemiştim. Şimdi cep telefonundan izleyici mesajlarına bakıyordum. Bilgisayarı böyle masaya koyup da seyyar ortamlarda yaptık ya seyircili. Buradan Çağla'nın da kulaklarını çınlatalım. Çağla haftalarca gerçekten çok evet. katkısı oldu. Hakikaten. Ama biz o göçebe halimizde işte Adana'da yaptık Ceviz Kabuğunu, Bursa'da yaptık, İzmir'de yaptık, Ankara'da yaptık. Cep telefonuyla izleyici mesajlarını almaya çalışıyorduk. Küçücük bir ekranda yüzlerce mesajı görmek çok zordu. Yani bunu bile özlemişiz şu anda. Çok seçim gördük tabii. Yani gazete... Şimdi bu gece seçim yasakları başladığı için biraz daha nefes alarak belki konuşmak gerekiyor. Nedense yasalara ve hukuka saygılı olmak hep bize düşüyor. Doğru. Bu süreçte ve son 13 yıllık dönemde kimlerin hukuku ne hale getirdiğini gördük. Bunları konuşmak seçim yasağına girmiyor tabii ki. Hukukun nasıl ayaklar altına alındığını gördük. Böyle bir ortamda bile biz ama seçim yasaklarına dikkat edelim, konuşurken ağzımızdan çıkan sözü duyalım istiyoruz. O çerçevede söyleyelim yine de. Muhabir olarak da bir gazeteci olarak çok seçim geçirdik. Özal'ı, Demirel'i, Erdal İnönü'yü, Kenan Evren'i, değil mi? Önce oralardan başladık. Kenan Evren'i. 80 darbesinden sonraki referandumları, 83 seçimini, Anavatan Partisi'nin iktidara geldiği dönemleri çok gördük. Sonra bizim de bağımsız aday olarak denemelerimiz olmuştu 2007'de, 2011'de.
Seçim izlemek ayrı bir şey. Masanın öbür tarafında olmak ayrı bir şey. Halkla kucaklaşmak ayrı. Şimdi şöyle düşündüm. Ya 24 saat bir adayın yanında kamera olsa, sabah çıkıyor, gece işte 23'te 24'te oteline, evine dönüyor, değil mi adaylar? İnanılmaz, ansiklopedi yazacak kadar belge çıkıyor. Bir vatandaşla konuşuyorsunuz, Anadolu'nun, Türk insanının dehasına tanık oluyorsun. Bir söz söylüyorsun, aldığın yanıt asla senin o sosyoloji kitaplarında, psikoloji kitaplarında göremeyeceğin kadar dahiyane olabiliyor. Bunların birkaç tanesini vermek istiyorum ama vermemem daha iyi, çünkü yanlış anlaşılabilir, hukuken değil. O kadar övgü dolucu sözler ve teşbihlerle ifade ediyor ki köy kıraathanesinde oturan bir adamcağız bile söylesem mi acaba? Yani beni sevmeyenler şey diyebilir. Sevmeyen var mı beni bilmiyorum ama ya ne kadar kendisini övüyor gibi diyebilir. Onun için söylemeyeyim. Bir arkadaşımız dedi ki kıraathanede oturuyor vatandaş, elinde tespih var, başında şeyi sarık değil de ne denir ona, çiftçilerin de sardığı, hani güneşten korumak için. Herhalde pek bizi seyretmiyordur, tanımıyordur diye. Dedi ki Hulki Cevizoğlu'nu tanıyor musun dedi. Adam öyle bir cevap verdi ki herkes olduğu yerde zınk dedi. Hulki Cevizoğlu'nu tanımamak Atatürk'ü tanımamak demektir dedi. İki gün evvel ben Ege TV'de bir röportaja, canlı yayına katılmıştım. Yanındaki genç dedi ki Ege TV'de izledim sizi dedi, İzmir'in Ege TV'sinde. Şunları şunları söylediniz dedi. Aa, demek ki siz yeter ki bir tohum atın, o toprakta yeşeriyor. Siz onu görmeseniz bile. İnanılmaz bir Anadolu'nun gücü bu. Ummadığınız yerde dediğim gibi dahi insanlarla karşılaşabiliyor. Çok mutlu ediyor. Türkiye'nin geleceği açısından da insanlar mutlu olur. Umutlandırıyor bizleri. Ceviz kabuğu için bir şeyler söylemek ister misiniz? Ne söyleyeyim? Ceviz kabuğu. Senin oturduğun yere önümüzdeki hafta oturacağım. Ağır bir koltuktayım hakikaten. Onun için ayrıca da teşekkürlerimi sunuyorum. Onur duyuyorum. Estağfurullah. Önümüzdeki hafta oraya oturacağım. Artık seçim sonuçlarına göre konuklarımızı önümüzdeki hafta belirleyeceğiz. Kimler olacak stüdyoda bilemiyoruz. Özledik tabii ceviz kabuğunu da. Ama yaklaşık bir buçuk aydır çok yoğun bir temponun içinden geliyoruz. Dediğim gibi sabah 9'da 10'da çıkıp 23'lere kadar durdurak bilmeden bir koşuşturma. Hani ayaklarıma kara sular indi deniyor ya. Evet, ayaklarımı su topladı. Yani ben bizim Ümit Zileli'ye gülüyordum bir ara. Öyle yürüyordu. Ümit ne bu halim? Ben de sürekli takılıyorum Ümit'e. Bizi seyrediyorsak onu da kulaklar üstünde. Selamlar. Ne bu halin diyordum. Böyle yapıyordu. İki gün sonra dedim ki bak benim başıma bu geldi. Oh olsun sana dedi ama şimdi hakikaten yoğun bir çalışma oldu. Halkın sevgisini görmek, insanların gözüne baktığınız zaman anlıyorsunuz ya, hani gözler kalbin aynasıdır, düşüncelerin de aynası aslında. Size söylenen bir sözün ne kadar samimi olduğuna tanık oluyorsunuz. İçten gelen duygularını, birikmiş duygularını dışa vuruyor. Size dokunurken ki şefkati anlatamazsınız. Orta yaşın biraz üzerinde beyler, bayanlar, hanımlar, erkekler diyelim, şöyle sizi çocuğu gibi okşuyor. İçinden geliyor. Gözleri doluyor. Yani bunu bir gazetenin genel yayın yönetmeni arkadaşım bana dedi ki öyle yayın yönetmenleri çok az tabii medyada. Ya dedi sen sosyoloji doktorası yapıyorsun. Şu seçim sürecindeki karşılaştıklarını not alsan inanılmaz bir sosyolojik eser yazabilirsin. Hakikaten onları aklımızda tutup not da alıyoruz. Yani onu hiçbir kitap anlatamaz herhalde. Şöyle, onun fotoğraflarını Twitter'da da çok paylaştık. Şöyle tutup da gözlerinizin içine bakıp size olan umudu, sevgiyi, bugüne kadar biriktirdiği sevgiyi, inancı size aktarıyor. Bizden de ona aktarılıyor. Müthiş bir coşkuydu. Ceviz kabuğu dedin ama ben sana ceviz kabuğunu dolduracak başka şeyler anlatırım aslında. Yani yayın içinde de çok dolu geliyorsunuz yani, onu en azından ifade etmek mümkün. Bir de o sırada şu aklıma geliyor. Ya işte bir gün bize sorarlar ya da biz kendi programımızda, bir başka programlarda bunu anlatmak zorunda kalırız. Ama şu anı
unutacağız diyoruz. O kadar üst üste binen anılar oluyor ki hatırladıkça anlatacağız. Peki, belki yayın içinde de gelir, onları yine paylaşmaya devam edersiniz. Bu arada çok yoğun çalıştığınız bölgeden son haber. Playoff yarı finalinde Fenerbahçe Ülker'i seyircisi önünde 82-64 ile deviren Pınar Karşıyaka 28 sene sonra yükseldiği finalde Anadolu Efes'in rakibi olmuş. Şimdi biz tabii taraftarlarla da iç içe bir dönem geçirdiniz, onun için sormak istedim. Onu da kutluyorum sevgili Karşıyaka Spor'un basketbol takımına. İlk maçına biz gitmiştik. 20 sayı farkla başladı. Bizim yanımızdaki yetkililer, yöneticiler dedi ki ya hiç böyle bir şey olmamıştı. 20 sayı farkla başladı. Sonra biraz gecikmeli olarak Şule Hanım geldi, Şule Perinçek. Tabii 20-0'dan farklı şeylere geldi ama sayılara. Aradaki fark gene öyleydi. 30 sayıya çıktı birden. Dediler ki bu inanılmaz bir şans. Ben Karşıyaka Spor'u, İzmir'i kutluyorum. Ama bu diğer takımları rakip görmemizden değil, Göztepe Spor'u da kutluyorum. Onun basketbol takımı olmadığı için Karşıyaka'yı konuşuyoruz. Fenerbahçe de güzel oynuyor. Hepsini kutluyoruz. Hani bir politikacı herkese şerbet dağıtacak anlamında söylemiyorum ama inanılmaz güzel, kaliteli, centilmenliğe yakışır maçlar gördük. Büyük bir coşkuyla. Bugün İzmir'den program için İstanbul'a geldim. O maça da katılmak isterdim, bugünkü maça. İzlemek isterdim. Olmadı. Artık banttan izleriz onu. Müthiş bir maçtı. Peki. Devam edeceğiz. Değerli ustamız yine Orhan Karaveli. Tabii bir yandan değerli ustamız Hulki Usta tarihten notları anlatırken arkada miting alanları, geçmişten birçok liderin görüntülerini paylaşıyoruz ama siz en azından son derece yakından takip ettiniz birçok siyasetçiyi. O günlerden bugüne Türkiye'nin seçimleri diyelim, bir de sizden bir genel değerlendirme alalım. Siz kaç seçim gördünüz? Evet, kaç seçim gördüğümü şimdi düşünüyorum, saymaya çalışıyorum. Cumhuriyet dönemindeki aşağı yukarı 1943'ten itibaren bütün seçimleri gördüm. 43, 46, 50, 54, 57 ve devam ediyor. 57 seçimlerinin bir ayrı şeysi var benim üzerimde. Çok heyecanlı seçimlerdi. Biliyorsunuz erken seçimlerdi. Evet. 1950 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi sadece 61 milletvekili çıkarmışken ve çok üzülürken 54 seçimlerinde bu rakam 31'e düştü. Oysa aralarındaki Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti arasındaki oy oranı böyle bir durumu haklı çıkaracak durumda değildi. Ama o zaman çoğunluk sistemi geçerliydi. Yani icabında bir tek oy fazla alan bir parti bir ilde milletvekillerinin tamamını çıkarıyordu. 57 seçim, 54-57 seçimleri Türkiye'de çok şeyli geçti. Ben bunun önemli bir kısmında da tesadüfen yurt dışındaydım. Berlin'de ve Londra'daydım. Ama 57 seçimlerinde oyumu kullanmak için Abdi İpekçi'den rica ettim. Biletimi yolladı. Milliyet'in temsilcisiydim Londra'da. Geldim, bir hafta kaldım, oyumu kullandım ve döndüm. Ama o seçimin çok önemli bazı anlarını da çok yakından yaşama fırsatını buldum. Seçim öncesinde ve hemen sonrasında. Çünkü 57 seçimleri Demokrat Parti'de bir çözülüşün artık alarm zillerini çalmaya başladığı bir dönemdi. Daha sonra da Menderes'le bir görüşmem oldu. Yani seçimlere önemli bir liderin, önemli bir politikacının, Türkiye'yi 10 sene müddette yönetmiş bir partinin liderinin ne kadar kişisel düşünebileceğini hayretler içinde izledim. Bu anlattığım, birden belki seçimleri saymaktan uzaklaşıyorum. 59 yılında Amerika'da Vatan Gazetesi adına o kez bulunurken Menderes'le bir yakınlığımız oldu. Amerika'da yaptığı geziye Başkan Eisenhower'ın ona tahsis ettiği uçakla yaptığı gezide aramızda sert bir tartışma oldu. Sanırım ben ilk defa olarak ona kral çıplak dedim. Bana çok kızdı. Ama ondan sonra da hiç beklemediğim bir hareketle hadi gel Türkiye'ye, Ankara'ya beraber dönelim dedi. Bu inanılmaz bir şey. Ama onu sonunuzu iyi görmüyorum.
çok kötü şeyler olabilir Türkiye'de dememden müthiş alındı ve dedi sen dedi biliyorum aklından ne geçiyor. Hayır dedim ben herhangi bir partinin mensubu değilim. Gazeteci olarak da olabildiğince bunun dışında kalmaya çalışıyorum. Şunu bil ki dedi Türkiye bu haldeyken ben çişini tutamayan adama bu memleketi bırakamam dedi. Böyle hayretler içinde kaldım. Yani Türkiye'yi hangi hükümetin, hangi partinin yöneteceğinin kararı Menderes tarafından mı verilecekti? Böyle bir şey olabilir miydi? İnönü biraz yaşlanmıştı. 70'li yaşlarına başlamıştı. Doğru. Valla şişini tutup tutamadığını doğrusu ben bilmiyorum ama Menderes kendini böyle bir konuda haklı görüyordu. Bunları söyleyebiliyordu. Bu çok şaşırtıcı bir şey. Ben izin verirseniz bir parantez açmak ve unutmadan bir şey söylemek istiyorum. Yarın ülkenin çok yağmurlu geçeceği biraz önce hava raporlarında dinledik. Şimdi bu yağmur yarın oy verecek insanları fazla etkilememeli. Çünkü yağmurdan kaçarsa insanlar doluya tutulabilir. Bu seçimlerde herkes yağmurun en seri, en şiddetli olduğu yerlerde bile gidip oylarını kullanmalılar. Hiçbirimiz şeker değiliz, yağmurda da erimeyiz. Gitmeliyiz, şemsiyemizle oyumuzu kullanıp gelmeliyiz. Havanın kötülüğü bir mazeret olmamalı. Herhangi bir partiyi düşünmeden bunları söylüyorum. Ama hani şimdi gönlümdeki parti, gönlünde yatan aslan o başka falan diyorlar ya. Benim de gönlümde yatan aslanlar var tabii. Değil mi? Ama gene de bütün seçmenler için havaya fazla önem vermeden gidip oy vermelerini naçizane istiyorum. Yani bu toplantıya katılan en fazla seçim görmüş bir insan olarak. Çünkü bu seçimler daha öncekilerle kıyaslıyorum. Hepsiyle kıyaslıyorum. Tanığı olduğum. Yani Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde tanığı olduğum çok küçüktüm. Seçimler yoktu. Ama babam ikinci müntehipti. Yani seçimler biliyorsunuz şeyliydi. Doğrudan seçimlere, tek dereceli seçimlere geçişimiz bir süreç almıştı. Evde ben küçük bir çocukken de seçim sözleriyle, seçimlerin ülke için ne kadar önemli olduğu düşünceleriyle büyümüş bir insanım. Dolayısıyla o seçimlerle de az çok benim bir şeysim, ünsiyetim var, yakınlığım var. Bu seçimler zannederim 30. seçime gidiyoruz. Belki 31 veya 32 veya 29. O da olabilir, doğru. Öyle mi? Net rakamı göremedim çünkü hükümet üzerinden genelde seçimler değerlendirilmiş. Şimdi bir taratma yaptım sizin uyarınızdan sonra. Ama 25. dönem gibi böyle bir şey kavramı atılmış. Ama dediğiniz gibi sanki 33. Şeyler de var ama evet. Bakın. Kurtuluş Savaşı'ndan önce iki seçim var. Sanki orada bir tereddüt var. Yani içeriklerinden anladım. Ve 1908 seçimleri var. Ondan sonra 1913 seçimleri var. Ve Kurtuluş Savaşı sırasında da iki seçim var. Ondan sonra normal seçimlere geçtik. Cumhuriyet seçimleri diyebileceğimiz. Onlar 1927'de başladı. O seçimleri de yaşadık. Şimdi bütün bu seçimler dikkate alındığında zannederim yarınki seçimler 138 yıllık Türk seçim tarihinde, Türkiye'nin seçim tarihinde bu yıl 138 yıl oluyor. Türkiye'nin bir seçimle tanışmasının ilki. Yani 2. Abdülhamit döneminde bir seçim yapıldı. 2. Abdülhamit sonra şeyi de kapattı, parlamentoyu da kapattı. Bir daha da seçim olmadı. 1908 2. Meşrutiyetine kadar. Bunları da dahil edersek, hatta Kurtuluş Savaşı'nın sırasında yapılan seçimleri de beraber sayarsak, gene de bu seçimler Türk tarihinin en önemli seçimleri. Türk halkı bu seçimlerde demokrasiyi gerçekten özümseyip özümsemediğini, bunun değerini takdir edip etmediğini, demokratik bir ülkede insan haklarına önem veren, vatandaşı teba değil, vatandaş gibi gören,
bir yönetimle yaşamayı kendisi ve kendisinden sonra gelecek çoluğu, çocuğu, çocukları, torunları için istiyor mu, istemiyor mu? Bu seçimlerde sadece şu veya bu partiye veya şu veya bu bağımsız adaya oy verecek değil Türk seçmeni. Ki sayısının da 53 milyon gibi gerçekten büyük bir rakama çıktığı anlaşılıyor. Evet. 53 milyon seçmen Türkiye'nin kaderi için söz sahibi olmuştur. Ve tek dereceli seçimle bu hakkı kazanmıştır. Önceki seçimler böyle olmadı. Önceki seçimler değişik kısaslarla birçok şeylerin önüne engeller konularak yapıldı. Türkiye'de de, bütün dünyada da. Yani bu demokratik seçim olayı kendiliğinden gelişmedi. Daha 20. yüzyılın ortalarında ancak bütün dünyada gerçek anlamda demokratik diyebileceğimiz seçimler yapılmaya başlandı. Bu kadar şey yenidir yani. Biliyorsunuz Türkiye'de 1934'te kadınlara oy hakkı tanındı. Daha birçok Avrupa ülkesinde, yanılmıyorsam Fransa ve İsviçre'de dahil olmak üzere kadınlara oy hakkı tanınmamıştı. Ama bu seçimlerde kadınlı erkekli insanların, bakın, seçimlerde oy kullanabilmek için insanların, hatta bu Türkiye'deki seçimler içinde gelen, belli bir servete sahip olması bekleniyordu. Emlakinin olması, yani taşınmaz mallarının olması gerekiyordu. Bütün bunlar şimdi bırakıldı ve birkaç yıl önce bir güzel Mankel Hanım'ın belki de bir ölçüde haklı olarak söylediği "dağdaki çobanla ben aynı mı olacağım oy kullanırken" sözü vardır. Evet, dağdaki çobanla Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişi yarın eşit. Bu demokrasinin ve cumhuriyetin bizlere çok önemli bir armağanıdır. Bu armağanı biz her 4 yılda bir daha ele geçiremeyebiliriz. Dolayısıyla herkes bir takım, hatta parti düşüncelerden bile biraz kendini soyutlayarak "ben ülkem için ne yapabilirim yarın" diye düşünmek durumundadır. Bunu eğer yapmazsak ben Türkiye'yi, yani bugünden kestirilemeyecek olayların beklediğini tahmin ediyorum ve bundan büyük bir endişe duyuyorum. Bu endişeyi inanın kendim için duymuyorum. Ben belli bir yaşa gelmiş, Türkiye'de gazetecilik mesleğini onurla sürdürmüş, kitaplar yazmış. Yani cumhuriyete karşı, ülkeye karşı ve bütün bu olanakları bize sağlayan Mustafa Kemal Atatürk'e karşı görevlerini elinden geldiği kadar yapmış bir insanım. Kendim için hiçbir şey düşünmüyorum. Ama bizim milyonlarca öğrencilerimiz var. Milyonlarca üniversite öğrencileri var. Ben burada okursam benim geleceğim güvence altına girebilir, bir iş bulup çalışabilirim diyen insanlar var. Yüz binlerce, milyonlarca kızlı erkekli. Onlar eğitim görsünler diye varlarını yoklarını ortaya koyan, ekmeklerini onlar için harcayan yoksul insanlar var. Türkiye'nin geleceği inanın hiç olmadık şekilde yarınki seçimlere bağlı. Yarınki seçimlerde eğer biz ders almamış olursak, geçirdiğimiz 13 yılın herhangi bir kesiminden ve herhangi kişilerinden ders almamış olarak oy kullanırsak çok büyük hata yapmış oluruz. Bu fırsatı doğru değerlendirmemiz lazım. Yağmur bize engel olmasın, fırtına bize engel olmasın. Gidelim oyumuzu akıllıca kullanalım. Parti düşüncelerinden sıyrılarak kullanalım. İnsanları gerçek ruhlarıyla, düşünceleriyle, kişilikleriyle ve karakterleriyle, namus ölçüleriyle, sadakat ölçüleriyle, hatta mübarek dinimize gerçek anlamda bağlı olup olmadıkları düşüncesiyle hareket edelim. Dolayısıyla benim burada bu güzel programdan yararlanarak söylemek en önemli mesajım ve çağrım şöyle, bu diyorsunuz galiba. Bu çağrıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin, peki, 53 milyon seçmenine bir çağrıdır. Herhangi bir partiye bağlılıktan gerekirse vazgeçmemiz gerekir. Doğru olanı yapmamız lazım. Yurtseverleri seçmemiz lazım. Yurtseverleri bünyesinde toplamış olan partileri
özellikle değerlendirmemiz gerekir. Bir şeye daha ben dokunmak istiyorum. Bakın dün çok önemli bir olay oldu. Yani 150 kişinin yaralandığı, birkaç kişinin öldüğü söyleniyor. Çok daha büyük bir felaket olabilirdi. Tabii Diyarbakır'da 40 kişi, 50 kişi, 100 kişi ölebilirdi. Demek ki Türkiye'de bu seçimleri anlamsız veyahut da kuşkulu hale getirmek isteyen bir takım odaklar var. Bu odakların oyunlarını yarın Türk halkı, bu 53 milyon seçmen bozmak durumundadır. Eğer bunu yapmazlarsa artık sokaklarda ben askerliğimi yaptım filan diye de dolaşmasınlar. Bu seçimlerde doğru Türkiye'nin çağdaş ülkeler safında yer alabilmesi için bu seçimi doğru değerlendiremezsek, bir takım indiği ikinci sınıf düşüncelerle, bir takım ne bileyim modası geçmiş bağlılıklarla filan bildiğimiz yolda ve burnumuzun doğrultusunda gidersek yarın çocuklarımıza, torunlarımıza, gelecek kuşaklara karşı büyük bir sorumluluk altına girebiliriz. Onun için ben diyorum ki haydi Türk milleti, çok büyük hatalar yaptın. Demokratik seçimleri birçok seçimlerde gereği gibi kullanmadın. Ama artık bunları unutalım. Önünde yepyeni bir yol açılıyor. Bu yolda yürü. Doğru insanları seç. Türkiye'yi gerçekten bir belli noktaya getirecek doğru, dürüst, namuslu insanları seç. Böyle insanların terakküm ettiği diyelim, bulunduğu içinde partilere güler yüzle bak ve onlara destek ol. O zaman yarın rahat uykunu uyursun ve Türkiye yepyeni bir ufka doğru gerçekten böyle sağlam adımlarla yürür. Ama bunun aksi de olabilir. Ben 8-9 Haziran günlerinden çok korkuyorum. Bir takım insanlar her şeyi bir tarafa bırakacak hareketlerde bulunabilirler. Peki. Ve uzunca bir süre Türkiye bir daha seçim bile görmeyebilir. Onu ayrıca değerlendir. Yener'e geçmeden tabii. Sayın Karaveli'nin sözlerine tabii. Bir şeyler eklemek buyurun, istiyorum. Buyurun, buyurun. Yani Türk milleti 4 yılda bir seçime gidiyor değil mi? Arada hani evet. Cumhurbaşkanlığı yerel seçimler olabiliyor ama genel seçim olarak bakınca 4 yılda bir. Yarın yağmurlu olacakmış ama yıldırmasın bütün seçmenler sandığa gitsin diyorsunuz. Doğru. Yani 4 yılda 365 çarpı 4 ne yaparsa artık 1400 gün diyelim ortalama. Evet. 1400 günde bir gün kasırgalara yakalanmamak için bir gün yağmura yakalanıp gitmek önemli. Onu göze alabilir insanlar. Bir de manken kimdi? Çobanla Cumhurbaşkanı'nın oyu biri olmaz mı? Aysun Kayacı. Şimdi evet. Aslında o zaman iktidardaki demeyeyim, hükümetteki parti ve üyeleri o kızcağızın üzerine çok saldırdı. Çünkü savunmasız gördüler. Aslında bunu 2200 yıl önce Platon söylemiş. Diyor ki ayak takımının oyu demiş. Japonlar başka biçimde ifade etmiş. Orada söylenmek istenen şu. Sayı olarak evet çobanın oyuyla Cumhurbaşkanı'nın oyu birdir. O da bir, bu da bir ama filozoflar da şunu kastediyor. Yani biraz da demokrasi ve katılım insanların bilinçlenerek yaptıkları bir toplumsal eylem. Toplumsal ve siyasal eylem. Siz Nietzsche'nin de dediği gibi esir bırakılmış ve bilinçsiz hale getirilmiş bir kitleyi birdenbire elini ayaklarını çözüp de hadi seçmeye gidiyorsun dediğin zaman onun adı demokrasi olmuyor. Yani aslında Platon'un söylediği o. Aysun Kayacı da herhalde onu kastetmişti. İnsanları bilinçlendireceksiniz. Eşit propaganda olanakları sağlayacaksınız. Bir taraftan bazı partiler seçim yardımları alacak. Belediyeleri olacak. Belediyenin bütün kaynaklarını afiş asmak için, işte pankart asmak için, onları toplamak için pek çok yerde kullanacak. Bülent Ecevit'le de yıllar önce yaptığımız bir programda bunu gündeme getirmiştik. Siyasetin finansmanı kavramı çok önemli. A partisi nasıl finansman sağlıyor siyasette? B, C, D partisi nasıl finansman sağlıyor? Bir tarafa oluk oluk para akarken yasal ya da yasa dışı biçimde, ya örtülü ya da açık biçimde para akarken öbür taraf benzin parasını cebinden koyuyorsa buna demokrasi denebiliyor mu? Seçimler yani sandık demokrasisi olarak adlandırılıyor ya,
Sandığa gitmek demokrasinin kendisi midir? Hayır. Demokrasinin koşulları var. Şunlar şunlar olursa. Bir kere eşit propaganda olacak. Eşit sermayeye sahip olacak. Medyada eşit olarak yer bulacak. Şimdi şuna benziyor bu. Ben 34 yıllık gazeteciyim. 22 yıldır televizyondayım. Hala bir gün birisi bana çıkıp da ya Hulki Bey nerede program yapıyorsun derse biz ona ulaşamamışız demektir. Ki bunlarla karşılaşıyoruz. Evet. Ya Hulki Bey uzun süredir sizi izleyemiyoruz diyen birkaç kişiyi de duyabiliyoruz zaman zaman. Niye? İşte ulusal kanalın yasal hakkı olmasına rağmen giremediği Dijitürk nedeniyle adam oraya girmiş. 3,5 milyona yakın abone ve ailesi. Değiştirmiyor onu. Alışkanlık haline gelmiş. Yani bilmiyorum rakamları ama onun da aylık ücreti 10 lira diyelim. D Smart'ınki de 10 lira ama alışkanlık gitmiyor. Şimdi demokraside de öyle. Bir parti, partinin adayları, kadrosu kendisini yeterince duyuramıyorsa kitleye, 53 milyon insan diyorsunuz. Bu bütün partiler için geçerli. O zaman demokrasinin ayakları eksik oluyor. Buna demokrasi diyemiyoruz. Ya da silahların gölgesinde oy vermek, verdirmek, baskı yapmak söz konusu ise bazı yerlerde buna da demokrasi denemiyor. Demokrasinin koşulları var. Sandığı koydum, zarfa attın. Bu demokrasi değil. O yüzden çoban ve cumhurbaşkanının oyunu Platon düşünmüş. Filozoflar yönetsin bu ülkeyi demiş. Bizim filozofta anladığımız Türkiye'de profesörler yönetsin oluyor. Profesörler de yönetti bu ülkeyi. Erbakan yönetti, Tansu Çiller yönetti. 12 Mart döneminde Nihat Erim değil mi? Profesör yönetti. Yani bu demokrasi tartışılacak bir nokta. Erdemliler yönetsin diyenler olmuş. Ahlaklar yönetsin diyenler olmuş. Sonuçta sıkıntı devam ediyor. Başka neler var? Ama elimizdeki malzeme de bu. Yani bugün biz tabii ki demokrasi, bakın bugünkü demokratik seçimlere gelebilmesi bile 100 yıldan fazlayı almıştır ya i̇şte bugün demokratik... geldiğimiz. Ama gene gerekli noktaya gelmemiştir, gelememiştir. Ama bizim elimizde yarın 7 Haziran seçimleri silahı var. Evet, mutlaka bunu kullanalım. Kullanması gerekiyor. Bunu herkesin olabildiğince aklımızla kullanalım. Duygularımızla değil. Şunu söylemek gerekir. Buyurun. Ulusal kanalın sıkıntısı var ya onu söyleyelim. Ulusal gündemden bizi takip edebilirler değil mi şu anda? Ben şu an itibariyle zaten direkt genel yönetmenimize oradan sözü paslayacaktım. Ben hakikaten son derece önemli uyarılardı, onun altını çizeyim ve çok içten de özellikle Sayın Karaveli ifadeleriniz, o içtenliğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve ulusal kanal işte şu anda o ulusal kanal susturulamaz hashtagleri bir yandan, ulusal kanala hesaplarını geri verin hashtagleri bir yana, son 48 saattir bir başka önemli gündem, yaklaşık 9 tane resmi Twitter hesabı bir seçim sürecine girdiğimiz dakikalarda neredeyse tamamen kapatıldı. Bunun anlamı şudur. Zaten televizyonlarda, gazetelerde bir takım propaganda yasakları getiriyorsunuz. Daha özgür bir mecradır medya ve orada neden korktular da kapattılar? Ben sözü öyle bırakayım. Öncelikle televizyonları başında bizleri izleyen ulusal kanal izleyicilerinin, ulusal gönüllülerin ve yurttaşlarımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Orhan Karaveli abim benim kitaplarını büyük bir beğeniyle, zevkle okuduğum bir insan. Ziya Gökalp'i Doğru Anlamak kitabı benim başucu kitabımdır. Yine Hulki Cevizoğlu ustamız da o benim hem abimdir hem öğretmenimdir. Bir arada hepimiz, aynı programda hepimiz olmak büyük bir mutluluk. Aynı şekilde gerçekten. Abilik olabilir. Yaşa yapacağımız bir şey yok. Onu değiştiremeyiz de yani hocalığı. Tamam abilik olarak. Evet. Sayın Cevizoğlu nefes alarak konuşmak lazım dedi. Tabii gecemiz gündüzümüze bir anlamda karıştı ve büyük bir yorgunluk var üzerimizde. Umarım dilimiz sürçmez ve bir yanlış yapıp seçim yasaklarını çiğneyen pozisyona düşmek istemeyiz. O nedenle de zaten Can notlar alarak geldim. Sen de söyledin. Dün akşam saatlerinde Ulusal Kanal'ın 9 resmi hesabı Twitter tarafından erişime engellendi. Askıya alındı diye tabir ediliyor. Bakın altını çizerek söylüyorum. 9 resmi hesap. Bunlar troll hesaplar değil Can. Niçin? Hangi amaçla kullanıldığını da şimdi anlatacağım. 9 resmi hesabımız hiçbir gerekçe gösterilmeden, sorgusuz, sualsiz bir şekilde erişime engellendi. Ve
bir not iletelim istersen arada. Bu gezide yaşadığımız bir durumdu. Yani böyle kritik bir dönemlerde bizim ya içinde çalışan gazeteci arkadaşlarımızın ya da kanalımıza yönelik bu tip baskılar ilk değildir. Tabii. Birazdan ama onları da bahsedeceğim. Orhan abi ve Hulki abi de izin verirse biraz uzunca bu meseleye değinmek istiyorum. Çünkü çok çok önemli. Bu anlamda bakın Ulusal Kanal'ın o 9 hesabında 1 milyonu aşkın takipçi var. 1 milyonu aşkın insan Ulusal Kanal'ı o Twitter hesaplarından takip ediyor. Ve ben şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Twitter'ın Ulusal Kanal'ın 9 resmi hesabına yönelik engellemenin ben Twitter'ın yayın politikalarından kaynaklı olduğunu düşünmüyorum. Tabii seçim yasakları nedeniyle bazı şeyleri üstü kapalı anlatıyoruz ama mesela atıyorum Cumhurbaşkanı'nın bir başvuruda bulunması gerekir ki Twitter o hesabı engellesin. Böyle bir durumu yani bir kişisel çıkarın, bir kişisel menfaatin ya da bir suçun ortaya çıkmasının engellenmesinin söz konusu olduğunu ve bu nedenle Ulusal Kanal'ın Twitter hesaplarının engellendiğini düşünüyoruz. Tabii Twitter'ın bu uygulaması şunu gösteriyor. Twitter ABD'nin kontrolünde siyasal bir yönlendirme aracıdır. Bu 9 hesabımızın engellenmesi aynı zamanda bu gerçeği ortaya koyuyor. Twitter mecrası ABD'nin kontrolünde bir siyasal yönlendirme aracıdır. Değilse seçimlere 2 gün kala Twitter hesaplarının Ulusal Kanal'ın engellemesini başka türlü yorumlamak nasıl mümkün olmaz. Nasıl uyarı mı geldi de? Herhangi bir uyarı yok, herhangi bir mahkeme kararı yok, durdurma kararı yok. Sorgusuz, sualsiz bir şekilde herhangi bir bildirimde bulunmadan hesaplarımız askıya alındı. Hesap gözüküyor tıkladığımız zaman ama askıya alınmıştır diyor. Korumalıdır diyor mesela. Ha, bu hesap askıya alınmıştır diyor. Şimdi Can biz bu 9 hesabın için kullanıyorduk. Hangi amaçla kullanıyorduk? Bu soruya yanıt verdiğimiz zaman hesaplarımızın neden engellendiğini anlamış olacağız bir kez daha. Doğru. Bakın 1 milyon... Şu an açık olanı bir söyleyelim. Ulusal Gündem hesabından bizi takip etsinler. Tamam. Şu an bunu Ulusal Kanal susturulamaz diye bir etiket açıldı. Ben de yayına girmeden arkadaşlarım istedi. Bazı tweetler atamayacağım için yayında olduğum için yazarak verdim. Birazdan onları da okuruz. Tamam. Can o 1 milyon hesaplı, o 1 milyon takipçili Twitter hesapları hangi amaçla kullanılıyor? Bakın, bir anlamı şudur. 1 milyon hesaplı Twitter hesaplarında, 1 milyon takipçili hesaplarda biz şu anda açık olsaydı şu tweet'i atacaktık. Bakın, bugün şu tweet'i atmış olacaktık. Bugün saat 21'de Ceviz Kabuğu programı var. Can Karadut yönetiminde gerçekleşecek programa gazeteci yazar Hulki Cevizoğlu, yazar Orhan Karaveli ve Yener Güneş konuk oluyor. Programda Ulusal Kanal'ın seçim günü yayın planı, oy kullanmanın ve müşahit olmanın önemi ve benzeri konu başlıkları ele alınacak. Yani Ulusal Kanal'ın programlarını duyurduğumuz bir mecra. Bunu engelliyorlar. İkincisi, bence bu çok çok daha önemlidir. Kapatılan o 9 hesabın ikinci kullanım amacı da şu. Bizim Can hep Ulusal Kanal izleyicileri deriz. Ya bizim Ulusal Kanal izleyicileri dışında bir de Ulusal Kanal okurlarımız var. Çünkü Ulusal Kanal televizyonu bünyesinde büyük bir etkili, nitelikli bir haber sitesi var. Günde 200 haberin girildiği ve günde 100 bin kişi tarafından okunan, takip edilen bir sitemiz var. 100 bin okuru olan bir internet sitemiz var günlük. O 100 bin okura biz bunların ulusalkanal.com.tr hesabında ki 100 bin okurun 40 binine Twitter mecrası üzerinden ulaşıyoruz. Yani o 40 bin kişinin ulusalkanal.com.tr hesabına, adresine ulaşmasını da böylece engellemiş oluyorlar. Tabii bu aynı zamanda halkımızın habere ve bilgiye, gerçeğe ulaşmasına konulan bir engel. İşte dedik ya, engellemek demek. Demokrasinin ayakları var. Haber alma özgürlüğünü bir tarafınkini engellemiş oluyorsun ama başka tarafta engellenen yok. Başka tarafın haber alma, yani farklı görüştekilerin, rakip yayın organlarının da yayını, haber verme özgürlüğü engellense onu da eleştiriyoruz şiddetle karşıyız. Ama şimdi bir tarafın, hani Özal diyordu ya reklamlar bir ara belediye seçimlerinde, eli kolu bağlı sandalyeye oturmuş insanlar yapıyordu. Eli kolu bağlı belediye başkanı istiyor musunuz diye. Niye? Başbakan kendisiydi. Kendi partisine oy verilmezse ben o belediyeye yardım etmem. Onun için rakipleri seçmeyin diye ilanlar verirdi gazeteye. Şimdi medya da böyle. Bir tarafın elini kolunu bağla, 2015 yılında, Haziran 2015'te bağla. Bunun adı da demokrasi olsun. Haberleşmenin olmadığı bir yerde, insanlar arasında iletişim olmadığı bir zaman hiçbir şeyi başaramazsın. Ama diktatörlük başarılır.
diktatör, evet. Başarıysa o. Zaten az oraya da gidecek belki. Az evvel Hulki abi de değindi bu Dijitürk meselesi. Belki zaman olursa ona da değiniriz. Dijitürk'ün ulusal kanala uyguladığı baskı neyse, ambargo neyse, Twitter'ın dün akşam saatlerinde yapmış olduğu da odur. Aynısıdır. Ve az evvel de söyledim, bir mahkeme kararı yok. Bir durdurma kararı yok. Sorgusuz ve sualsiz bir şekilde ulusal kanalın hesapları engellenmiştir. Yani altını çizerek söyleyelim, mahkeme kararı, durdurma kararı olmadan ulusal kanalın hesapları engellenmiştir. Bunun tabii, Twitter'ın Türkiye temsilciliği var. O mu yapıyor yoksa merkezden Türkiye'de mi yapıyor? Bir, Türkiye'de bir temsilcilikleri yok ama az evvel de söylediğim gibi Twitter'ın ilkeleri doğrultusunda gerçekleşen bir engelleme olduğunu düşünmüyoruz. Tabii seçim yasakları nedeniyle söyleyemiyoruz ama bazı haberler yaptık. O haberlerin okunmasını, paylaşılmasını engellemek için yaptılar bunu. Dün bazı güzel ve çarpıcı haberler yer aldı sitemizde. Biz bundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Özellikle tabii, dün Türkiye bir ilki duydu değil mi? Onun tabii yani, defalarca yayımı gerçekleşmişti. Bakın 3 ilginç durum yaşadım dün. Onları şey yapayım. Yani kafamdan geçen 3 tane meseleyi, notlar da aldım. Bakın ilk önce şöyle düşündüm. Hesaplarımız engellenince ilk ulusal kanalın engellendiğini fark ettim tabii, en büyük hesabımız. Dedim ki herhalde ulusal yazdı bunlar. Ulusal yazan bütün hesapları kapattılar. Adında ulusal olmayan et haber güncel hesabımızdan kapatıldığını görünce ha dedim, bu ulusal kanala yönelik bir uygulama. Ulusal kanala özel olarak bir engelleme söz konusu. Birincisi bu. İkinci ilginç durum da şudur Can. Türkiye'de Twitter engellendiği zaman, hatırlayın, Twitter engellenmişti Türkiye'de. Engellendiği zaman ilk sokağa dökülen o eylemleri canlı yayınlayan, hatta ana haberinde birinci haber yapan televizyon kanalıydık. Dolayısıyla Twitter bugün bindiği dalı kesmekte Türkiye'de. O özgürlüğü, o özgürlüğü ve demokrasiyi, o insan haklarını savunan bir mecraya böyle bir yaptırım uygulayabiliyor. Biz birileri istedi diye. Bu bir suikast yani. Özgürlüğe suikast ya da suskunluk veya susturma suikasti diye adlandırabileceğimiz bir şey. Özgürlüğü gerçekten katlediyorsun. Gerçekten inanılacak gibi değil, evet. Bakın üçüncü ilginç durum şudur. Emperyalistler ağızlarını ne zaman açsalar bir basın özgürlüğü yaygarasıdır gidiyor. Hemen basın özgürlüğü yaygarası koparırlar. ABD sözcüsü, dışişleri sözcüsü Marie Hart diye bir hanımefendi var. O bugün, bakın hem de bugün iki defa basın özgürlüğü diye şey yapıyor. Ben devamını söyleyemeyeyim yasaklara girdi. Ama iki defa basın özgürlüğünden kaygılıyız da bilmem ne diye açıklamalar yapıyorlar. Ve bugün bu iki açıklama şunu gözler önüne koyuyor. Bakın bunlar işlerine gelince demokrasi diyorlar. İşlerine geldiği zaman insan hakları diyorlar. İşlerine geldiği zaman basın özgürlüğü diyor. Hep kendileri için. Ama söz konusu ulusal kanal olunca ağızlarını bıçak açmıyor. Ve diğer medyanın da bıçak açmıyor. Yani şimdi tabii oraya da geliriz. Hafta bambaşka bir medyanın tabii oraya da geliriz. Dakika başı konuştular ama işte ulusal kanal olunca, aydınlık olunca hiç sesleri çıkmıyor. Ağızlarını bile bıçak açmıyor. Bir mankenin hesabı kapatılsa daha fazla yaygara kopartılır. Devam edeceğiz. Senin de söylediğin gibi Can, birazdan o çok önemli çarpıcı tespitler ama çok sayıda tepkisi var. Yurttaşların Vatansever adlı masmavi TC rumuzlu. Korkunun ecele faydası yok. Derhal geri verin diye tepkilerini gösteriyorlar. Üstüne ekim, bu kadar sansür ve baskı altında seçime gidiyoruz. Bunun adı işte demokrasi olmuyor diye tepkilerini dile getirmişler. Ulusal kanal hesaplarını geri verin. Ulusal kanal susturulamaz. Hashtagleri ve programımız içinde elbette ki bir efsane olan hashtagimiz yine ceviz kabuğu. Yorumlarınızı bekliyoruz. Stüdyodaki değerli konuklarımızla bir aranın ardından gündemin gözükmeyenlerini sizlere anlatmaya devam edeceğiz.